Sayın seyirciler İsviçre'de Sosyal Demokrat Partisi liderinden ülkedeki Müslümanlara ilişkin ilginç bir açıklama geldi. Kristin Levrat İsviçre'de İslam'ın resmi din olarak tanınmasını istedi. Levrat Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkedeki çalışmalarına kısıtlama getirilmesini de eleştirdi. İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin lideri Christian Levrat, İslam'ın resmi din olarak tanınmasında ısrarlı. Daha önce zaman zaman konuyu gündeme getiren Levrat, önerisini tekrarladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkesindeki faaliyetlerini de destekleyen Levrat, Sontag Zeitung gazetesine demeç verdi. İsviçre'de 400 bin Müslüman var ve bunların 160 bini İsviçre pasaportu taşıyor. İslam bizim ülkemize ait, ülkemizde bulunan yaklaşık 240 caminin diyanete ait olmayan bazılarında radikalleşme eğilimleri görülüyor. İslam'la ilgili olarak Batı toplumları ve Müslümanlar her iki taraf adım atmak zorunda. Partisinin İsviçreli İslam'ın Yol Haritası adlı özel bir çalışma yürüttüğünü de açıklayan Sosyal Demokrat Partisi lideri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkesindeki faaliyetlerine de destek verdi. Diyanetin İsviçre'deki bazı camilere finansmanının yasaklanmasına karşıyım. Çünkü Türk imamların yasaklanması, Vahabi ve Selefiler tarafından doldurulacak bir boşluk oluşturabilir. Bunlar, İslam hakkında daha radikal vaazlar veriyor. Her şeyden önce imamların Arapça yerine Almanca ve Fransızca vaaz verdiği Türk etkisini tercih ediyorum.